Merhaba arkadaşlar, Örem Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel patiğin yapımını göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık, tam çeyizlik bir model. Beğenirseniz inşallah beraber yapalım. Gördüğünüz gibi ben çiçek şeklinde süsledim. Siz farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Bana gelen resimde yatay şekilde inciler döşenmişti. Siz benimle aynı da yapabilirsiniz. Farklı şekillerde de süsleme yapabilirsiniz. İncilerimiz ortadaki inci büyük, kenardakiler de patik incisi arkadaşlar. Dilerseniz sırf patik incisiyle de süsleyebilirsiniz. Ortadakini de aynı şekilde kullanabilirsiniz ya da benim gibi iri boncukla süsleyebilirsiniz ortasını. Kaç numara ayağı diye sorarsanız 36-37 numara ayak için ördüğüm elimi biraz sıkı tuttum. 15 zincir çekip 12 trabzan. Bu burun kısmı küt burun gördüğünüz gibi. 12 trabzan yani 24 trabzanla başladım. Her iki köşede artırmamı yaptım. 48 tane trabzan olasıya kadar ördüm. Dediğim gibi elim biraz sıkı tuttum o yüzden 48 trabzan olasıya kadar artırdım. Sizin ayağınız böyle pençeli ise arkadaşlar burada başlarken fazla başlayabilirsiniz. Pençeli değilse de ayağınız daha büyük numara ise bu yan taraftan sonradan artırma yapabilirsiniz. Size kalmış ayağınızı ölçerekten uygulayabilirsiniz. Çünkü hepimizin ayağı farklı. Burası mesela bu kısım eksik ya da fazla gelebilir. Siz ölçerekten yaparsınız. Ben videoda söyleyeceğim inşallah. Böyle düğmemi dikmedim. Çünkü düğme beyaz inci düğmem yoktu. O yüzden şöyle duruyor şimdilik. İnşallah alırsam. Böyle. Hem sağ ayağın yapımını, şöyle sağ ayağın bantını, hem sol ayağın bantında yapımını göstereceğim. İp olarak birim patik ipi, tığ olarak da ben genelde bildiğiniz gibi 5 numara yani 1,5 milimetrelik tığ kullanıyorum. Hazırsanız şöyle kenara alayım. Çok konuştum, kusuruma bakmayın. Başlayalım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce 15 tane zincir çekiyorum. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4. zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Yanındaki zincire trabzan. Her bir zincire bir trabzan yaparak ilerliyorum. Şöyle sayayım. 3 zincirle birlikte sayıyorum. 3 6 9 10 11 12 tane trabzan yaptım. Bir tık büyük yapmak istiyorsanız buraya bir tane daha trabzan yapabilirsiniz. Benimki 12 tane yeterli. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı zincire şöyle karşısına batacak şekilde bir trabzan yapıyorum. Aynı zincire batarak. Tığıma doladım. Zincirin öbür tarafına geçmiş olduk. Zincirin öbür tarafını yani trabzanın tam karşısına trabzan yapıyorum. 2 3 karşıya da 12 tane olacak. 4 şöyle her birine bir batıyoruz. 5 6 7 8 9 10 11 son zincirimin karşısına da batıyorum 12 tane. Bir zincir çektim. Burada ilk başlarken zincir yapmıştık. Köşesine tığ batırdım. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Bu bir zincir çektiğimiz yerler artırma yeri olacak. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Her bir trabzanı bir batarak ilerliyorum.
Şöyle hızlıca öreyim. Evet, son trabzanıma battım. Tığıma doladım. Burada bir zincirimiz var, biliyorsunuz, gördüğünüz gibi. Oranın içine batarak bir trabzan yaptım. Bir zincir doladım. Aynı yere bir trabzan daha yaptım. Yani bu tarafta iki tane trabzan artırmış oldum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Sonra yine her birine bir batarak ilerliyorum. Şöyle hızlıca ilerleyeyim. Evet. Son trabzanın üzerine trabzan yapmışım. Burada bir zincir çektiğim yer var, gördüğünüz gibi. Oraya batarak bir trabzan yapıyorum, zincire batarak. Bir zincir doladım. Aynı zincire böyle alttan batarak bir trabzan daha yaptım. Bu tarafta da iki tane artırma yapmış olduk. Sırada gördüğünüz gibi zincirim var. İlk yaptığım zincir. Onun tepesine tığ batırdım. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. İkinci sıramız bitmiş oldu. 3 zincir çekiyorum, tığıma doladım. Zincirden sonraki trabzana, yani sıradaki trabzana trabzan yapıyorum. Her birine bir batarak ilerleyelim. Buraya kadar görelim, gelelim. Evet. O bir zincir çektiğim yere kadar geldim. O zincir çektiğimiz yere trabzan yapıyoruz. Bir tane bu şekilde bir zincir doladım. Aynı yere bir trabzan daha yaptım. Yani iki tane artırma yapmış oldum. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Ve yine her birine bir batarak ilerliyorum. Buradaki köşemize, yani bir zincirimize kadar gelelim. Evet, o bir zincir çektiğim yere kadar geldim. Şöyle öncesindeki trabzanın üzerindeyim. Trabzan yapmışım. Bir zincir çektiğim yere bir trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Tığıma doladım. Burada bir tane trabzanım var. Bir alt sıradaki artırdığım trabzan. Onun üzerine batarak trabzan yapıyorum. Evet, sıradaki zincirin tepesine tığ batırdım. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. Üçüncü sıramız da bitmiş oldu. 3 zincir çektim. Sanırım bu sırada 32 tane trabzanımız oldu. 16 bir tarafta, 16 bir tarafta. Böyle arada sayabilirsiniz artırmalarınız, yanlış oldu mu olmadı mı diye. Evet, her birine bir trabzan yaparak yine köşeye gelelim. O bir zincir çektiğimiz yere artırmayı göstereceğim. Evet, o bir zincir çektiğim köşeme geldim. Yine oraya batarak bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Sıradaki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Her birine bir batarak ilerliyorum. Evet, artırmalarımız hep bu şekilde oluyor. Şöyle ileriye doğru gideyim hızlıca. Evet, diğer artırma yerine de geldim. Şöyle tığıma doladım. Bir zincir çektiğimiz yere trabzan yapıyorum. Bir zincir, aynı yere bir trabzan daha yaptım. Sırada bir tane trabzan var, gördüğünüz gibi üzerine trabzan yapıyorum. Bir sonraki trabzanın üzerine de trabzan yapıyorum. Buraya batamayacağım çünkü bir üst sıraya geçmişim orada. Buradaki zincirin tepesine tığ batırdım. İlmeği aldım, ilmeği içine geçirdim. 3 zincir.
Bir trabzan. Evet, böyle bu şekilde devam edeceğiz. Sanırım 36 tane trabzanım oldu bu sırada da. Ben 46 tane olasıya kadar artırdım köşelerde. Köşelerde söyledim zaten, artık anladınız. Artırmalarımızı yapalım, ayağımıza geçirelim. Hani hepimizin eli farklı, o yüzden. Yeterliyse tamamdır arkadaşlar. Ben de artırmalarımı bitirip 46 trabzan olasıya kadar artırıp döneceğim. Evet, tamamladım. Çok özür dilerim, ben 46 demişim, 48 diyeceğime. 48 trabzan olasıya kadar artırdım. Ben 48 trabzan yapmıştım. Çok özür dilerim tekrardan. Nedense 46 demişim. Evet. Bundan sonra artırma yapmıyoruz. Siz böyle bir ayağınıza geçirebilirsiniz. Hani genişliğine bakabilirsiniz. Dar oluyorsa artırma bir sıra daha yapabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. 7 sıra yaptım. Gördüğünüz gibi 3, 6, 7 sıra. 3 sırada düz devam edeceğiz. 10 sıra olasıya kadar böyle her birine bir trabzan yapacağız. Şöyle köşeye kadar gelelim. Burada bir zinciri nasıl atlayacağız orayı göstereceğim. Evet, o bir zincir çektiğimiz yere kadar geldik. En son trabzan üzerine trabzan yapmışım. Karşımda bir zincir var. O zinciri atlıyorum. Trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Zincire kesinlikle batmıyoruz. Artırma olur. Artırma yapanlar batabilir. Evet, bu şekilde zinciri atladım. Bir sonraki trabzanın üzerine trabzan yaptım. Böyle. Evet, bu şekilde yapalım. Burada da aynı şekilde yapacağız. Trabzanların üzerine batacağız. Zincirin üzerine batmayacağız. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım zincire tığım batırdım. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. 3 zincir çekiyorum. 8. sıramızı da tamamlamış olduk. 9. sıramızdayız. Böyle 9. sırada da her birine bir batacağız. Benimki dediğim gibi 48 trabzan, yine 48 trabzan olacak. 10 sıra yapacağım ben. Büyük yapmak isteyenler, 39-40 numara yapmak isteyenler, numara ayak için yapmak isteyenler 1 ya da 2 sıra fazla yapabilir. Evet. Ben 10 sırayı tamamlayacağım. Sonra bu yanlara geçeceğiz. Alt kısma geçeceğiz. Evet, 10 sıra yaptım. Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle 2 zincir çekeyim. Neden beraber sayıyoruz? Yabancılar izliyor diye kusuruma bakmayın. O yüzden. Evet, ipimizi kestik. Burasının altta kalmasını istiyorum. Geçiş çizgisi gördüğünüz gibi. Şöyle çevirdim ön yüzünü. Şöyle düzeltelim. Tam düz şeklini aldıktan sonra baştaki ilk trabzan şurası. Oradan yukarıya doğru gidiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi aynı hizadan gidiyorum. Yani başlarken 12 trabzan yapmıştık. Onun ilki burası. Bu. Ona işaret takıyorum. Yukarıya. Burada son trabzanım var. Şöyle son trabzan. Burada burası birinci, bu da 12. trabzan. Bundan böyle yukarıya doğru. Şöyle eminim anladınız. Yukarıya doğru gittim. Bu trabzana işaret takıyorum. Tam ortası olsun diye. Çünkü küt burun önemli, ortası. Evet, 12 tane olması lazım. Yanlış yapmadıysak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, doğru yapmışız. Bu 12 trabzanı ayırıyorum şu ön için. 6 tanesine bu trabzanı yapacağız. Yanlardan da 3'er tane ayıracağız. O yüzden. Şöyle bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bu işaretlediğim yerin bir sonraki trabzanına tığım batırdım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle 3 zincir çekiyorum. Doladım. Trabzan yapıyoruz. Her bir trabzana bir trabzan yaparak
İlerliyorum. Şurayı saklamayı göstereceğim. O yüzden ilerliyorum. Evet, buraya gelince bunu böyle yatıralım. Trabzan'dan sonra zincir var. Ona batarak geçiş zincirine batıyorum. Trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki trabzan yapıyorum. Bu ipi de araya alıyorum ki görünmesin. Bir sonrakine trabzan. Orayı saklamış olduk. Evet, her birine bir trabzan yaparak devam edelim. Buradaki işaretlediğimiz yerin öncesindeki trabzana kadar gelelim. Evet, işaretimizin öndeki trabzana kadar ördüm. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Çevirdim. Tığıma doladım. İlk trabzana kesinlikle batmıyoruz. Batarsak artma olur. İkinci trabzana batıyorum. Bakın, ikinci trabzana batınca iki tane zincirle birlikte iki trabzanım olmuş oldu. O yüzden. Sonra her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Evet. Her birine bir trabzan yapalım. Sıranın sonuna kadar, yani buraya kadar gelelim. Evet. Sıranın sonuna geldim. Şöyle son zincirin üzerine de trabzan yapıyorum. Zinciri trabzan olarak kabul ettiğim için. 3 zincir çektim. Çevirdim. Dediğim gibi ilk trabzana batmıyoruz. İkinci trabzana batıyoruz. Sonra yine her birine bir batarak sıramızı tamamlayalım. Evet, üçüncü sıranın sonuna geldim. Son zincirin üzerine de trabzan yapıyorum. 3 zincir çeviriyoruz. İlk trabzan değil, ikinciye batıyoruz. Dördüncü sıramıza geçtik. Bu şekilde devam edeceğiz artık. Her birine bir batacağız. Artırma, eksiltme yok. Ne kadar yapacağız? Ben 20 sıra yapmışım. Buradan topuk arkasına kadar, yani burada birbirine diktim ya da ekledim diyelim. 20 sıra yapmışım. Son sırada ortada 6 tane trabzana sık iğne yaptım. Son sıramızı yapmayacağım. Yani ben 19 sıra yapacağım. 20. sırayı size göstereceğim. Siz de böyle yapın, örün. Ayağınızın arkasında şöyle bir buçuk parmak kalasıya kadar örün. Bir parmak da olabilir. Son sırada, son trabzan sırasında ortaya sık iğne yapacağım. Orayı da size göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladığım 19 sıra ördüm. Son sırada buraya sık iğne yapacağım demiştim. Nasıl ayarlayacağız? Ortada 6 tane trabzan kalasıya kadar şöyle yanlardan ilerleyeceğiz. Benimki 36 trabzan, 15 sağdan, 15 soldan işaretleyeceğim. 3, 6, 9, 12, 15. işaret takıyorum. Bu taraftan da 3, 6, 9, 12, 15. işaret takıyorum. Ortada 6 tanesini sık iğne yapacağız. Çevirdim. Hemen bir sonraki trabzan yapıyorum. Her birine bir yaparak ilerliyorum. İşaretlediğim yere gelesiye kadar. Evet, işaretlediğim yerde 15. trabzandı. Ona da trabzan yaptım. Bunu çıkartıyorum artık. Bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Başına dolamadan batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tanesine sık iğne yaptık. Yani başına dolamadan battık. Ondan sonra tığıma doluyorum. Normal her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, böyle oldu. Sıramızı tamamlayalım. Sonra dikime geçeceğiz.
Evet, son sıramızda tamamlamış olduk. Dilerseniz ipinizi biraz uzun kesip örgüleştirip dikebilirsiniz. Ya da ben şöyle tığla yapacağım. İç kısmı dışa gelecek şekilde katlıyorum. Şöyle. Böyle ikisine bir batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir sonraki iki trabzana bir batıyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. İğneyle de dikebilirsiniz. Böyle tığlayabilirsiniz. Batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Evet, bu şekilde buraya kadar gelelim, ipimizi kıralım. Sonra şu arka kısmına geçeceğiz. Evet, dikimini bitirdim. İpimi kesiyorum. Şöyle düz kısmını çevirdik, bu şekli aldı. Şimdi bu topuk arkasında 3 sıra, pardon, 4 sıra örmüşüm. 2 3 4 sıra örmüşüm. Bu yan bantını da üzerine yapmışım gördüğünüz gibi. Nasıl ayarlayacağız? Dilerseniz ayağınıza geçirin. Nereye kadar olmasını istiyorsanız buranın. Öyle ayarlayabilirsiniz. Ya da benim gibi aynı yapıyorsanız. Şöyle bir zincir çekiyorum. Burada son trabzan, yani 20. trabzan sıramı. Burada dikiş yeri gördüğünüz gibi ortada. Sağa doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. trabzanın başlangıç yerine işaret koyacağım. İşaret koyacağım diyorum. Oraya gibi yapacağım. Tekrar gösteriyorum. 20. trabzan burası. Son bu arayı da dikmiştik hatırlıyorsanız. O trabzan sıralarını sayıyorum. Sağa doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. trabzanı battığım yere şöyle tığım batırdım. İlmeği içinden geçirdim. 39-40 diyorsanız bir ya da iki sıra öne gelebilirsiniz. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Bu zincirmiş. Gördüğünüz gibi zincire ortasına batarak trabzan yapıyorum. Doladım. Trabzan tepesine ya da batım yerine batarak trabzan yapıyorum. Trabzanın ortasına batarak trabzan. Bir tepesine, bir ortasına. Tepe ya da altı diyelim. Böyle bir ortaya. Bir tepeye batıyorum. Şimdi ortaya batıyorum aslında. Böyle batış yerine batıyorum şimdi. Zincirin ortasına. Tepesine. Yani trabzan tepesine ya da batım yeri. Aynı. Oluyor. Böyle güzelce yapalım. Nereye kadar geleceğiz? Orayı da göstereyim. Yine bu ortayı baz alıyorum, diktiğimiz yeri. Sola doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. trabzanın yukarıdan battığım yere işaret koyuyorum. Zaten şöyle katlayınca aynı yere denk gelecek. Buraya kadar trabzan yapalım. Evet, işaretlediğim yere kadar geldiğim o işaretlediğim yere de bir tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çevirdim. İlk trabzan değil, ikinciye batıyorum. Sonra her birine bir tane batarak ilerliyorum. Evet, bu şekilde git gel yapacağız. Dediğim gibi 4 sıra yapacağız. İkinci sıramızdayız. Buraya kadar git gel yapalım.
4 sıra yapacağım. Siz daha fazla da yapabilirsiniz. Ayağınıza geçirin. Evet, 4 sıra yapıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi 4 sıra ördüm. Şimdi bu yan bantını yapacağız. Sol ayağı yapacaksak nasıl yapacağız? Onu göstereceğim. Ben şimdi sağ yapmam lazım ama size sol ayağı göstereceğim. İpimi hiç kırmıyorum. 3 zincir çektim. Bunu trabzan kabul ediyorum. Bir tane de bu trabzan yatık kısmına. Şöyle aşağıya doğru batıyorum. 3 zincir de fazla geldi bu arada. 2'ye düşürdüm. Tekrar göstereceğim. Bakın. Üste devam etmiyorum. Şöyle yan gideceğim. 2 zincir çektim. Şöyle iç kısımdan. Böyle trabzanın yan kısmına batarak trabzan yapıyorum. 2 oldu. Bir de trabzanın batım yerine batarak üçüncüsünü yaptım. Zincire batıyorum. Dördüncü trabzanı yaptım. Buraya batıyorum. 5. Bir tane de alttaki trabzanın ortasına batıyorum. 6 tane yaptık. 6 tane yeterli. Daha kalın da yapabilirsiniz. 3 zincir çevirdim. İlk trabzan değil, ikinci batıyoruz. Böyle git gel yapacağız. Evet, bu şekilde 3 zincir çekiyorum. Çevirdim. Böyle git gel yapacağız. Ben 19. Şöyle sayayım tekrar. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. Evet. Sanırım 20 tane yapmışım. Ondan sonra düğme iyiliği yapmışım. Gördüğünüz gibi. Siz de böyle ayağınıza yapın. Düğme ilik yerine gerisiye kadar örün. Ben de öreceğim. Öreceğim değil aslında. Size diğer sağ ayağı yapımını göstereceğim. Ben bunu ördüm, bitirdim çünkü. Evet. Böyle dediğim gibi 19-20 sıra ne kadar ayağınıza denk geliyorsa o kadar örün. Evet, şimdi sağ ayağı yapacaksak bu yan bantı yapmadan örmeden 4 sıra ördüğüm kesiyorum. Evet, diğer taraftan başlayacağım. Yani buradan. Buradan başlayacağım. Sağ ayak için. Bir zincir çektim. Şöyle. Bu köşeden. Zincirin köşesine. Tutturmam lazım tepesine. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Zincirin ortasına batıyorum. Diğerini başladığımız gibi yapıyoruz. Batım yerine. Trabzanın ortasına. Batım yerine. Zincirin ortası. Denk geldi. Ona batıyorum. Çok da sıkı zincir çekmişim. Evet. 6 oldu. Şöyle zincirle birlikte 3, 6. 3 zincir çekiyorum, çeviriyorum. Bu şekilde ben bunu ne kadar yaptıysam şimdi tam da sayamadım sanki. 19 ya da 20 tane olması lazım. 19 ya da 20 sıra yapacağım. Siz de yine ayağınıza ölçün. Herkesin ayağı farklı o yüzden. Ne kadar olmasını istiyorsanız düğme ilik yerine gerisiye kadar örelim. Ben de örüp döneceğim. Evet, 19 sıraymış. 19 sıra ördüm. Şimdi ilik yerini yapacağız. 3 zincir çektim, çevirdim. İlk trabzana değil, ikinciye batıyorum. Trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. 2 trabzan atlıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. Yanındaki zincire de batarak bir trabzan yapıyoruz. 3 zincir çevirdim. İkinci trabzana batarak trabzan. Bu zincirlere batarak da
İki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. Yanındaki trabzana trabzan. Son zincirimin üzerine de trabzanımı yapacağım inşallah. Evet. İlk yerimiz bu şekilde oldu. Diğerine de bakayım. Böyle. İki zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum bu ipimizi de böyle içe doğru saklayalım. Şimdi şöyle ön kısmını bu şeridi yapacağız arkadaşlar. Bunu yapacağız bantı. Dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde de güzel böyle deneyin. Böyle de sevebilirsiniz. Farklı bir model olur. Bu şerit içinde şöyle bir zincir çekiyorum. 12 tane trabzan bırakmıştık. Şöyle 1, 2, 3, 4'üncüye tığım batırdım. Buradan da 1, 2, 3, 4'üncüye batacağız. 6 trabzanın üzerine git gel yapacağız. İlmeğimi tığıma geçiriyorum. Sağ tarafta da 3 tane, sol tarafta da 3 tane kalıyor. Ortada 6 tanenin üzerine örüyoruz. 3 zincir çektim. Sıradaki trabzana trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 3 zincir çekiyorum, çeviriyorum. İlk trabzan değil, ikinci. Batarak trabzan yapıyorum. Ve her birine bir batarak ilerliyorum. Yine git gel yapacağız. Son zincirime de trabzan yapıyorum. 3 zincir çevirdim. 3. sıramıza geçtik. Evet, ne kadar yapacağım ben? Şöyle ayağınıza geçirin arkadaşlar. Kimi yapıyorsanız ayağına geçirin. Şöyle tutacaksınız. Bu tam ortaya denk gelecek. Ben burada 8 ve 9. trabzanın yan tarafına giresiye kadar ördüm. Şöyle kaç sıra vermişim? 1, 2, 3. Böyle de belli olmuyor çiçeklerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra vermişim. Evet, 10 sıra vermişim. 10 sıra ben öreceğim. Siz de ayarlayın arkadaşlar. Ayağınıza göre ayarlayın. Şöyle tam şöyle gelecek şekilde ayağınıza geçirin. Sonra buraya dikeceğiz. Evet, 10 sıra ördüm. Gördüğünüz gibi 3, 6, 9, 10 sıra ördüm. İpimi biraz uzun bıraktım ki dikmek için. Ucuna iğnemi geçirdim. Şöyle aradan geçiriyorum. Şöyle. Ben diğerini şöyle sayalım. Bakın, yan bantını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'uncunun üzerine diktim. Şöyle. 8 ve 9'uncu trabzanları. Alt kısmına gelecek şekilde böyle diktim. Tığla yapınca güzel olmadı, o yüzden iğneyle dikmek istiyorum. Şöyle. Güzel dursun diye iç taraflardan dikiyorum. Böyle. Evet, tamamdır. Şöyle ipimi alta alacağım. Burada düğüm atalım. Boncuk süslemesinde göstereceğim birazdan. Evet,
Diktim. İpimi de gördüğünüz gibi kopardım. Şimdi şöyle boncuğum geçecek şekilde ince ipimi geçirdim. Dilerseniz dikiş ipiyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Boncukları öyle de döşeyebilirsiniz. Şöyle şu bir ikinci trabzanın üzerine tam ortaya denk gelecek şekilde hafif sola doğru gelecek şekilde iğnemi yukarıya alıyorum. Şöyle ortaya büyük incim var. Onu koyuyorum. Dilerseniz küçük aynı şekilde diğerlerini yaptığımız gibi küçük incilerle yapabilirsiniz. Bir yana doğru aşağı iniyorum. Eminim çoğunuz biliyorsunuz farklı bir süsleme de yapabilirsiniz. Size kalmış. Şöyle boncuğun yanından yukarı çıkartıyorum iğnemi. Yedi tane patik incisi yerleştireceğim. İğnemi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7 tane yerleştirdim. Burada ilk boncuğun içinden geçirmemiz lazım. Benim iğnem biraz kalın olduğu için geçmiyor. İlk boncuğun içinden böyle bu şekilde çıkartırsanız daha güzel olur. Ben geçmediği için hemen oradan aşağı iniyorum. Böyle. Çok çektirmiyorum çünkü aralardan. Bakın iki boncuk arasından yukarı doğru çıkıp İpin öbür tarafından aşağı iniyorum. Böyle sabitliyorum çiçek şeklini vermek için. Bir aşağıdan gördüğünüz gibi çıktım. Aşağı iniyorum. Dediğim gibi dikiş ipiyle de yapabilirsiniz. Tamamdır, bu oldu. Şöyle aradan yukarı doğru iğnemi geçireceğim. İki sıra üstte. Şuradan itibaren çıkıyorum. Yine aynı şekilde önce büyük incimi yerleştireceğim. Şöyle bu büyüklükte mi? Yok, değilmiş. Evet, bir yandan girip şöyle yukarıya incinin yanından yukarıya çıkıyorum. 7 tane boncuk alıp böyle etrafını alıp bunu yaptığımız gibi arkadaşlar nasıl yapmak isterseniz böyle aralıklı ne kadar sıklıklı yapmak isterseniz o şekilde bu bantın da üzerine yapabilirsiniz. Size kalmış. Eminim siz daha güzel yaparsınız. Ben diğerlerini de tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi diğer süslemelerimi çiçeklerini de yaptım. Çok güzel oldu. Buraya da düğme dikelim arkadaşlar. Şöyle dikerseniz güzel olur. Tam bitmiş olur. Ben dikemedim. Evet, böyle çok güzel oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. İnşallah anlatımımdan da memnun kaldınız. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsiz arkadaşlar, hiçbir ücret yok. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da bana destek olmuş olursunuz. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.